Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber en iyi kameralı telefonlardan bahsedeceğiz. Bu listeyi yaparken 3 farklı fiyat segmentine ait telefonları ayrı olarak sıralandırdığımızı belirtelim. Örneğin üst segment yani amiral gemisi olarak tabir edebileceğimiz telefonlardan 2-3 adet. Orta segmentte de yine 2-3 tane telefon söyleyeceğiz. Ve giriş segmentinde de en güçlü kameraya sahip akıllı telefonlardan sizler için bahsedeceğiz. Akıllı telefonlarda genellikle iyi bir fotoğraf, iyi bir video çözünürlüğüne sahip telefonlar daha çok tercih ediliyor. Çünkü insanlar anını kaydetmek istiyor arkadaşlar. Yani bunun için ben yanımda bir vlog kamerası gezdirmeyeyim diye düşünüyorlar ki bence haklılar. Çünkü bir telefon aldığımızda o telefonun hem ön tarafta hem arka tarafta 4K bir çekim yapması veya arka kamerasında optik imaj sabitleyici özelliğinin olması, bununla beraber geniş açılı kameraya sahip olması anı kaydetme konusunda bize önemli avantajlar sağlıyor. Biz de sizler için bu listemizde hem ön hem de arka kamerada bizim beklentilerimizi sonuna kadar karşılayacak en güçlü kameraya sahip akıllı telefonları listeleyeceğiz. Dilerseniz listemize üst segment akıllı telefonlardan başlayalım. Evet, listemizin ilk sırasında Samsung Galaxy S23 Ultra yer alıyor. Galaxy S23 Ultra modelinin kamerasının bir hayli başarılı olduğunu biliyoruz. Zaten Samsung'un amiral gemisi serisinden bahsettiğimiz için özellikle serinin Ultra modelinde periskop lenste olduğu için hem yakından hem uzaktan mis gibi fotoğraflar çekebiliyoruz. Piyasadaki kameralara baktığımızda üst segment olarak karşılaştırabileceğimiz iPhone 14 serisi yer alıyor ki şu anda piyasada iPhone 14 Pro Max ile S23 Ultra modelinin kamera karşılaştırmalarına baktığımız zaman renk doğruluğu ve düşük ışık performansı konusunda Galaxy S23 Ultra modelinin daha başarılı olduğunu görmekteyiz. Yani eğer amiral gemisi bir telefon arıyorsanız, iPhone ve Samsung arasında kaldıysanız Galaxy S23 Ultra'nın video, fotoğraf ve ön kamera tarafında daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bu görecelidir arkadaşlar. Yani videoları, karşılaştırma videolarını izlediğiniz zaman fikriniz tabii ki ona göre şekillenir. Ama ben kendi fikrimce söyleyeyim. Galaxy S23 Ultra'nın üst segment telefonlar arasında en iyi kameraya sahip olan telefonlar arasında yer aldığını söyleyebiliriz. S23 Ultra modelinin şu anda 47.000 TL'lik bir fiyat etiketi var. Dilerseniz üst segmentte karşımıza çıkan bir diğer model olan Xiaomi 13 Pro'ya geçelim. Xiaomi 13 Pro'da S23 Ultra'ya göre biraz daha ucuz arkadaşlar. Yine kamera tarafına baktığımızda özellikle renkler tarafında daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bildiğiniz gibi Xiaomi son 2 yıldır piyasaya sürdüğü amiral gemisi modellerinde Leica imzası taşıyan lensler kullanıyor. Leica firmasının lens üretimi konusunda başarılı lenslerle karşımıza çıktığını söyleyelim. Bu yüzden Xiaomi ve Leica imzasında piyasaya sürülen modellerinde DxOMark gibi bağımsız platformlarda hep üst sıralarda yer aldığını görüyoruz. Bu yüzden Xiaomi'nin son yıllarda piyasaya sürdüğü amiral gemisi modellerinin Leica imzası taşıyan modellerin piyasaya göre daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ki Xiaomi 13 Pro modeli de yine Leica imzasıyla karşımıza çıkmıştı. Ülkemizde ortalama olarak 43.000 TL'lik bir fiyat etiketi olan model yine kamera tarafında beklentileri sonuna kadar karşılayan hatta piyasadaki en iyi modeller arasında yer aldığını görüyoruz. Üst segmentte bir tarafımızda Galaxy S23 Ultra, bir tarafımızda Xiaomi 13 Pro var. Yani eğer Android tarafında kamera odaklı bir telefon arıyorsanız bu iki modeli göz önünde bulundurabilirsiniz. Özellikle karşılaştırmaları incelediğimizde iki modelin de kafa kafaya olduğunu görüyoruz. Fakat Xiaomi 13 Pro'da tabii periskop lens olmadığı için biraz zayıf kalıyor arkadaşlar. Ama diyorsanız ki ben çok uzaktaki bir nesneye 100x zoom yaparak bakmasam da olur. Önemli olan kameranın bana sunduğu performans, önemli olan periskop lensi değil diyorsanız Xiaomi 13 Pro'da değerlendirilebilecek modeller arasında yer alıyor. Evet arkadaşlar, şimdi biraz da fiyat kalibremizi düşürelim. Yani 15.000 TL altına orta segment olarak söyleyebileceğimiz en güçlü kameralı telefonlara geçelim. Listemizin ilk sırası yine Samsung tarafından geliyor. Galaxy S20 FE modeli. 2 yıl önce piyasaya sürülmüştü S20 FE ama ona rağmen kamera tarafında hala beklentileri karşıladığını söyleyelim. Zaten güçlü bir işlemciyle karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra tasarım olarak da baktığımızda tıpkı bir amiral gemisi. Yani S20 serisine benzer bir tasarımla geldiği için ince çerçeveler olsun, delikli ekran tasarımı olsun bir hayli hoş durduğunu söyleyebiliriz Galaxy S20 FE modelinin. Kamera tarafında da yine renk doğruluğu ve düşük ışık performansı tarafında kendi fiyat kalibresindeki modellere göre daha başarılı bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Fiyat tarafındaysa 12.300 TL'lik bir fiyat etiketi var. Tabii ki bu fiyat farklı sitelere bağlı olarak değişir. Yani biz bu videoyu çektiğimiz tarihte S20 FE'nin en ucuz 12.300 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim. Listemizde 15.000 TL altına satın alabileceğimiz en güçlü
telefonlar arasında Galaxy S20 FE modelinin ilk sırada yer aldığını söyleyebiliriz. Şimdi geçelim hemen ikinci sıraya. Listemizin ikinci sırasında Oppo'nun alt markası Realme yer alıyor. Realme'nin GT2 modeli en başarılı kameralar arasında yer almasının yanı sıra güçlü işlemcisi ve 12 GB RAM ve 256 GB'lık dahili depolama alanıyla bizleri karşılıyor arkadaşlar. 14.900 TL'lik bir fiyat etiketi var. Realme GT2 modelini de yine tercih edebilirsiniz kamera tarafında. Evet, şimdi geldik giriş orta segment arasında sıkışan 8.000 TL altına satın alabileceğimiz en güçlü kameralı telefonlara arkadaşlar. Listemizin devamında yine ilk sırada Samsung geliyor arkadaşlar. Samsung'un zaten kamera tarafında başarılı bir marka olduğunu biliyoruz. Hem 5G desteği hem de yüksek pil kapasitesiyle karşımıza çıkan Galaxy M33 5G modeli yine güçlü kamerasıyla geliyor. Tasarım olarak biraz kalın çerçevelere sahip olsa da kamera tarafında tatmin ettiğini söyleyebiliriz. 7500 TL'lik fiyat etiketine sahip olan model listede tercih edebileceğimiz en güçlü kameralı modeller arasında yer alıyor. Tabii ki yalnızca kamera değil, bunun yanı sıra 6 GB RAM ve 128 GB'lık dahili depolama alanıyla da bu fiyata tercih edilebilecek en iyi modeller arasında yer alıyor. Evet, geldik listemizin son sırasına. Xiaomi'nin Redmi Note 10 S modeli arkadaşlar. 7000 TL'lik bir fiyat etiketi var. Kamera tarafında bir hayli başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle düşük ışık konusunda Redmi Note 10 S modeli kendi fiyat kalibresindeki modellere göre daha üstün arkadaşlar. Çünkü Xiaomi'nin düşük ışık konusunda yapay zekasının başarılı olduğunu biliyoruz. Çünkü görüntüyü işleme ve uzun pozlama konusunda, fotoğraf çekme konusunda başarılı bir model olduğu için MIUI arayüzünün, yani Xiaomi'nin desteklediği bu teknolojinin düşük ışıkta rakiplerine göre başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki yeterli şartlar sağlandığında orta üst segment modellere kafa tutacak bir düşük ışık kamera deneyimi sunuyor bizlere arkadaşlar. Bu yüzden listemizin son sırasında 7000 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olan Redmi Note 10 S modelinde tercih edilebileceğini söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, bu listemizde sizler için en iyi kameralı telefonları listeledik. Genel olarak giriş, orta ve üst segment modellerden ikişer tane örnek verdik. Tabii ki bu modellere rakip olan akıllı telefonlar da olabilir. Yani sizin kullandığınız bir telefon varsa ve sizin saydığınız modellerden daha iyi kameraya sahip diyorsanız bizlere yorumlar kısmında belirtin. Biz de o telefon hakkında, o telefonun kamerası hakkında yorumlarımızı sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Tabii ki bir telefon almak için kamera yeterli olmaz. Yani bir telefonu alırken söz konusu modelin tasarım ayrıntısı, işlemcisi, görünüşü, malzeme kalitesi, bunun gibi özellikleri de değerlendirmeniz gerekiyor. Bataryası olsun, hızlı şarjı olsun. Yani bir telefonu yalnızca kamerası iyi diye almayın arkadaşlar. Farklı kriterlerinizi de yine eklediğiniz zaman ona göre seçim yapmanız kolaylaşacaktır. Önümüzdeki günlerde farklı videolarla karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bizleri de sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.